Yani Gülten Kışanak aslında 7 yıldır yasallık süsü verilmiş bir şekilde tutuklu. Son 4 aydır da artık tamamen keyfi, hiçbir hukuki ilkeye sığmayan, aslında anayasaya aykırı, aslında çok açık bir şekilde yasaya aykırı bir şekilde tutuluyor. Çünkü 7 yılı doldu işte. Malumunuz olduğu üzere politik suçlarda maksimum tutukluluk süresini yasa 7 yıl olarak öngörüyor. Bu 7 yıl 25 Ekim 2023'te doldu. Yani Ekim 23'ten bu yana Gülten Hanım tamamen keyfi bir şekilde, hukuk dışı bir şekilde tutuluyor. Elbette bunun sebepleri bütün politik davalarda olduğu gibi biraz daha doğrusu tamamen bu iktidarın ikbaline yönelik, yani bu iktidarın kendisini devam ettirmesine, sürdürmesine yönelik olarak verilen bir karar. Yani içinde hukuk yok. Hiçbir yerinde hukuk yok bu kararın. Biz bu meseleye ilişkin olarak sunduğumuz daha önce 2012'de vermiş bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Tam da bu davaya, Gülten Hanım'ın pozisyonuna uyan bir başvuru ve Anayasa Mahkemesi orada bu meselenin, yani 7 yıllık ya da daha doğrusu azami tutukluluk süresinin koşullarını tek tek de irdelemiş ve hiçbir koşulda bu sürenin, bu 7 yıllık sürenin aşılmayacağını söylemiş. Bu kararı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmamıza rağmen maalesef mahkeme her seferinde ipe un sermeye devam ediyor. Hukuk dışı gerekçelerle, tamamen keyfi gerekçelerle bu tutukluluk devam ediyor. Elbette bunun bu uygulama aslında son 10 yıldır, en az son 10 yıldır iktidarın muhalefeti bastırmak, kendi lehine pozisyonlar oluşturmak için sıklıkla kullandığı bir yöntem ve özellikle Kürtlere, Kürt siyasetine yönelik olarak çok yaygın olarak kullandığı bir yöntem. Nitekim 2017 referandumunda hem Cumhurbaşkanı adayı olan, aynı zamanda partinin genel başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması meselesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi tarafından değerlendirildi ve mahkeme şöyle bir tespitte bulundu. Aslında bu tutukluluk meselesi, yani Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk meselesi referanduma ve Cumhurbaşkanı seçimine gölge düşürmüştür. Bir meşruiyet tartışması ortaya çıkmıştır. Mahkeme bunu tespit etti ama buna rağmen Demirtaş halen tutuklu. Bu durumda da Gülten Hanım'ın durumu da tam olarak buna tekabül ediyor. Evet, evet. Bütün araçlarla, bütün enstrümanlarla, polisiye enstrümanlarla, yargıyla, medyasıyla, yarattığı medya canavarıyla birlikte önce işaretliyor ve sonra bu şekilde saf dışı bırakıyor kendi rakiplerini. Bu iktidarın tipik bir politik aracı olarak gözüküyor. Burada da tam olarak durum buna tekabül ediyor. Şimdi Sayın Kışanak'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmasıyla birlikte aynı sonuçlar, biraz önce söylediğim aynı sonuçlar tekrar ortaya çıkmış durumda. Yani iktidar kendi lehine bir alan açmak, Kürt siyasetini baskılamak, muhalefeti baskılamak için önemli Kürt siyasi aktörleri hapiste tutarak bu şeyi kullanıyor, kendi lehine bir avantaj yaratıyor ve çok, yani dengesiz bir seçim süreci yaşıyoruz ve bu son 4-5 yıldır, 10 yıldır daha doğrusu tekrarlanıyor. Bir de buna siz seçiyorsunuz, yani halk seçiyor, kayyum atıyorsunuz. Bu da aslında bir siyasal mücadele aracı iktidar açısından. Bu mesele sadece bir kişinin hapsedilmesi meselesi falan filan değil. Hani klişe olduğu için söyleyeyim, bir halkın iradesinin aslında hapsedilmesi meselesi tam olarak. Dolayısıyla iktidar bütün araçları, hukuku, anayasayı, mevcut pozitif hukuku bir kenara koyarak bütün mücadele araçlarını, Kürt siyasetini, muhalefeti baskılamak için çok fütursuz bir şekilde, pervasız bir şekilde son 10 yıldır kullanıyor. Sanırım bundan sonra da kullanacak diye düşünüyorum. Elbette ki. Elbette. Yani
bizim sunmuş olduğumuz, yani mahkemeye sunmuş olduğumuz Anayasa Mahkemesi kararı bunu çok açık bir şekilde tespit ediyor. Yani hiçbir koşulda siz 7 yıllık azami tutukluluk süresinin üstüne çıkamazsınız diye çok net bir şekilde Anayasa Mahkemesi ilkeyi koymuş durumda, yasayı yorumlamış durumda. Dolayısıyla yerel mahkemenin, yani Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken tek şey 7 yıllık tutukluluktan hemen sonra dolduktan sonra Sayın Kışan'ın serbest bırakılmasıydı. Ama her seferinde çeşitli gerekçeler uydurarak, maalesef bu tabiri kullanmak zorundayım, uydurarak bir yeni bir hukuk yaratma peşinde, mevcut pozitif hukuku bir kenara koyup, anayasal ilkeleri bir kenara koyup, Anayasa Mahkemesi içtihatlarını bir kenara koyup yeni bir hukuk yaratma eğiliminde ve 4 ayı geçkin bir süredir de bu devam ediyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi, evet, bu klasik, tipik bir hürriyeti tahdit suçudur. Bütün koşulları, bütün yasadaki koşulları oluşmuştur. Ama halen mahkeme bu inadında, tutukluluk konusundaki inadında ısrar ediyor.